Bir diğer husus tabii ki AKP'den kopması söz konusu olan isimler, daha doğrusu koptukları kesinleşti artık çoğunun ve bunların kurması söz konusu olan partiler meselesi. Önce bir bakalım Erdoğan bu konuda bugün ne dedi, kurulması söz konusu olan partiler hakkında, sonra devam edelim. Değerli kardeşlerim, sağda solda birçok dedikodular var. AK Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Ve birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş falan, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Evet, aslında çelişkili, kendi içinde çelişkili bir çıkış. İki yönü var. Birincisi, bunlardan bir şey çıkmaz. Daha önce de böyle şeyler oldu. Çoğunun adını bile hatırlamıyorsunuz diyor. Yani bu nafile bir çaba diyor. Ama ardından bunu bir ihanet olarak tanımlıyor ve bedelini ödeyeceklerini vurguluyor. Dolayısıyla ikili bir duruş var. Hangisi sahici olan? Tabii ki ikinci söylediği sahici olan bana göre. Önemsiz olsaydı işte inmezdi, reklamlarını da yapmazdı. Ve önemsiz olsaydı zaten bir ihanet tanımlaması yapıp bir bedelden, ağır faturadan bahsetmezdi, bir gözdağı vermezdi. Bu belli, önemsiyor, çok önemsiyor. Ahmet Davutoğlu'nun Yavuz Oğan, Akif Bekir ve İsmail Saymaz'a verdiği canlı yayınlanan 3 Saati Aşkı Söyleşi'nin ardından yaşananlar da bize aslında bu olayın ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Davutoğlu'nun medyada ilk çıkışı, ki genel medyada değil, sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden yapılmış bir yayındı. Buna bile tahammül olamayan bir iktidarın diğer çıkışlarından hiç haz etmeyeceği ve bunu engellemek isteyeceği muhakkak. Ne yapabilir? Öncelikle medyada bir ablukaya alabilir, önüne engel çıkartabilir ki uzun zamandan beri yaşanan zaten bu. Davutoğlu zaten o yayının başında da kendisinin birçok yere başvurduğunu ama cevap bile alamadığını söylemişti. Ama zaten buna girişenler bu durumu biliyorlar. Buna göre hareket ediyorlar, buna göre hazırlıklarını yapıyorlar ve anlaşıldığı kadarıyla daha çok sosyal medya üzerinden çıkışlarını duyuracaklar. Bunu hiç yabana atmamak lazım. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun esas olarak sosyal medya üzerinden kendini tanıttığını hatırlıyoruz, biliyoruz. Çok eşitsiz bir ilişkiydi ama Ekrem İmamoğlu buradan galip çıkmayı becermişti. Aynı şey aslında Ankara, Adana, Antalya gibi illerde de, belediye seçimlerinde de geçerliydi. Medyanın büyük bir kısmına, ezici bir bölümüne, %90'ı deniyor, tahakküm eden bir Erdoğan iktidarı var. Ama geri kalan alanda ve sosyal medyada muhalefet pekala örgütlenebiliyor, sesini çıkarabiliyor. Sosyal medyaya da tabii bir takım kısıtlamalar getirebilir Erdoğan. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Ama son dönemlerde her ne kadar tweet attığı için, sosyal medya paylaşımları için hala birilerinin başlarına işler geliyor olsa da erişim engeli gibi, Twitter'ın kapanması vesaire gibi, YouTube'un kapanması gibi olaylar pek duymadık, yaşamadık. Olmayacağı anlamına gelmez ama çok daha zor olacağı muhakkak. Onun dışında yargıyı gündeme getirebilir. İlk akla gelenlerden birisi bu. Nitekim Ali Babacan için hemen bir FETÖ ile ilgili başvuru yapılmıştı, suç duyurusu. Ama gelen tepkiler üzerine bu düşürüldü. Bu sefer de bir takım girişimler belki olabilir. Davutoğlu'na ayrı, Babacan'a ayrı ve bunlarınla beraber hareket ettiklerini öğreneceğimiz bir takım isimlere karşı yargı bir şekilde devreye sokulabilir. Ama bu büyük ölçüde geri tepeceğe benziyor. Bu çevrelerin, partilerin maddi imkanlara ulaşması engellenmek istenebilir ki
Türkiye çapında örgütlenmek için çok ciddi maddi imkanlara ihtiyaç var. Bunu da iki tarafın, yani iki taraf derken Davutoğlu ve Babacan'ı kastediyorum, zaten baştan beri bildiklerini varsayıyoruz. En iyi bilenler herhalde onlar. Ona göre de bir takım çalışmalar yaptıklarını duyuyoruz. Bir şekilde bunu aşacaklardır. En azından partiyi kuracaklardır ve kurduktan sonra, partilerini ayrı ayrı herhalde öyle gözüküyor, kurduktan sonraki gelişmelerin ışığında maddi imkanları da, bir takım bağışları vesaireleri, finansal destekleri de daha sonraki dönemde çok daha rahat elde edebilmeyi herhalde düşünüyorlardır. Onların da yani bir planı vardır.